Baki Bey merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, çok şükür işimize devam ediyoruz. Harika, biz size teşekkür edelim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Röportajıma ben öncelikle Baki Bey'i tanıyarak başlayacağım. Baki Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Baki, soy ismim Kan. Trak Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunuyum. Bu işi yaklaşık olarak yaşım 40. Bu işi yaklaşık 25 yıldır yapıyorum. 25 yıl geçti. 25 yıl geçti. Evet. Şükür çıraklık, ustalık, kalfalık derken nitekim Işık Oto'yu 2 yıl öncesinde kurduk. Şu anda devam ediyoruz. Yani çekirdekten yetiştiniz o zaman evet, siz. Evet, çekirdek ve tahsil de var. Ha, hem mektepli hem alaylıyız. Aynen, hem alaylıyız hem de çıraktan devam. Harika. Burada da böyle güzel bir yer kurmuşsunuz. Çok şükür. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle keyifli bir yer kurmuşsunuz. Kaç yılında kurduk burayı? 2018'de açılış yaptık resmi olarak. Şu anda devam ediyoruz. Evet. 2018'de. 2 evet, yıl oldu. Yeni çekirdek bir kadro ile kurduk. 2 kişiydik. Sonra 3 olduk. Böyle devam etsin. İnşallah büyümeye devam. Evet, biraz ben tanımak istiyorum. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Firmayı tanıyabilir miyiz sizlerden Baki Bey? Araç onarım, oto elektrik, akü, klima, periyodik bakım, bunları yerine getiriyoruz. Yani araçların hareket halindeki organlarını, onarımı, montajı, yani süreklilik halindeki aksamların onarımını yapıyoruz. Yani aslında biraz arz talep meselesi tabii sizin ki, işiniz yani. Yürüyen hareket halindeki araçların talepleri doğrultusunda elektrik aksamı, far, akü, klima, yazlık sezonunda kışın kalorifer, tabii ki periyodik bakımlarda bu esnada yapmış oluyoruz. Evet, yani bölümünüzle alakalı A'dan Z'ye diyebiliriz. Aynen öyle. Ya biz bu konuda çok bilinçsiz. Yani biz mutlaka araç konusunda illa aracımız bozulacak ki sanayinin yolunu öyle tutalım. Aynen. Biz de nelere dikkat edelim? Yani bu konuda üstadsınız siz çünkü 20 yılınızı verdiniz. Bilgilendirebilir misiniz izleyicilerimizi? Şimdi sıfır aldığınız bir aracı belki garantisi olsun 3 yıl, 2 yıl servise gidebilirsiniz. Fakat servis maliyetlerinden dolayı sonrasında bizi tercih etmeniz önem arz ediyor. Neden? Biz hem orijinal parçayı müşterinin isteği doğrultusunda isterse yan sanayi bunun onarımını, bakımını, montajını servis tecrübesinde daha ucuz ve uygun maliyete yapabiliyoruz. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Tecrübe mi? Tabii ki servis tecrübemiz var. Evet. Artık serviste genç eleman stajyerlik sezonumuzu geçirdiğimiz için artık ustalık derler ya profesyonelliği sanayide kendi adımıza yapıyoruz. Evet. Peki, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz burada? Olmazsa olmazlarınız nelerdir Baki Bey? Kesinlikle kaliteye ve müşteri memnuniyeti ve şu anda müşterinin cebini de düşünmemiz gerekiyor. Her şeyi pahalıya satabiliriz ama biz kaliteyi en hesaplı şekilde vermeye çalışıyoruz. Yani kaliteyi uygun fiyat politikasıyla... Aynen öyle. Yani müşteri evet kaliteyi pahalı alabilir ama biz kaliteyi ve tecrübeyi daha hesaplı, makul fiyatlarda vermeye çalışıyoruz. Yani sanayimizin, sektörümüzün de amacı bu. Evet. Tabii sizler gibi ustalar da yetişmiyor artık maalesef ki. Ülkemizde üzücü bir durum. Çok sıkıntımız da, problemimiz de profesyonel usta bulamamamız. Gençlerimizin bu işe hevesli olmaları fakat genellikle aksesuara meraklı oldukları için otomotivde, söküp takmada, montajda biraz geri kalıyorlar. Burada inşallah hükümetimiz ve devletimiz bize daha çok teşvik vererek biz de faydalı olabiliriz. Önemli çünkü yani. Evet. Çünkü bu araçlar devam edecek yani. Çıraklık eğitim merkezleri olsun, meslek liseleri olsun, gençleri biraz daha heyecanlandırırlarsa bu iş gerçekten profesyonelce daha kaliteli bir şekilde olur. Sevmek gerekiyor değil mi evet. Usta yani? Evet. Siz mesela ne kadar, 20 sene geçmiş hala evet. Heyecan var sizde, seviyorsunuz. 99 Trak Üniversitesi mezunu olmama rağmen halen devam. Yani 20 yılı okul sonrasında 25 yılda, 5 yılında çıraklık diye düşünürsek neredeyse çocukluk hevesiydi, şu anda ekmek kafası oldu. Ne kadar güzel. Peki siz hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi Baki Bey? Bundan sonraki hedefte projelerde neler var? Başındayım. Belki özel servis, belki bir yetkili servis. İnşallah. Ama daha başındayım. Yani esnaf ve sanatkarlıktan sonra belki bir plaza kadar olabilirim diye düşünüyorum. Ama tabii zamana ihtiyaç var değil mi? Yani zaman olmadan da olmuyor yani. Değil mi? Evet, zaman yani. Yaşayarak tecrübeyle oluyor. Evet. Ama hedef de hiç bitmeyecek tabii. Biterse biz de biteriz. İnşallah. Devam. Evet. Teknoloji evet. Her zaman biz 3 adım gerisindeyiz ama devam ediyoruz. Biz de bu yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkürler. Artık son sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize, sizlerle iş yapmış olan herkese neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin, buyurun. Öncelikle bizleri tercih ettikleri için Işık Oto
yurt tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet. Biz o zaman herkesi buraya davet edelim. Tabii ki. Hem işi olan herkesi. Tabii, en azından sizlerle bir tanışırlar. Bize sormadan araç almayı, satarken de yanınızdayız, alırken de yanınızdayız. Evet, ve yapılan işin de arkasındayız. Evet. Öncelikle kalite. Evet, bunu söyleyerek bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Biz herkesi Işık Oto'ya davet edelim. Bir çay kahve içmeye en azından. Buyurun gelin. Evet, bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar Baki Bey, başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın, sağ olun.